Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Bugün yine reel sektörün nabzını Veda Öztürk'le beraber tutuyoruz. Veda, özellikle makine sanayi Türkiye için çok anlamlı ve çok önemli. Çünkü pek çok sanayinin de temellerini oluşturuyor. Bu sektörle ilgili son yıllardaki gelişme düzeyini nasıl değerlendirirsin? Evet, sektör Türkiye ekonomisi için her geçen gün önemi artıyor Sami. 2014 yılında 158 milyar dolar olan Türkiye'nin ihracat rakamları, makine sektörü bu orandan %10 pay aldı. Bu önemli bir gelişme. 2001 yılında makine sektörünün ihracatı ithalatı karşılama oranı %27 iken Sami, 2014 yılında bu rakam %52'ye yükselmiş. Sektörün gelişim aslında muazzam bir rakam bu. Ciddi bir geliş Çok ciddi gelişim. Tabii yerli sanayiciler de makineleri, kendi ürettikleri ürünlerde Türk makinelerini tercih etmesinde de önemli bir rol var bunun. Türkiye önemli bir cam işleme merkezinde, önemli bir cam üreticisi. Bu sektörün önemli bir fuarı İstanbul Cam Fuarı geçtiğimiz hafta TÜYAP'ta yapıldı. Çok önemli bir organizasyondu. Çok sayıda yabancı vardı. Artık Türkiye bu yolda hızla ilerliyor. Sektörün gelişimi açısından çok büyük sahip, sektörün gelişimi açısından çok önemli bir paya sahip olan Bestcam orada önemli bir geniş bir alanda katıldı. Aydın Şardan Bey sektörün duayen isimlerinden beraber gerçekten önemli açıklamalar yaptılar. Makine sektörünün hangi noktaya geldiğini şimdi haberimizi göreceğiz. Evet Veda, Türkiye cam sanayide de ciddi gelişmeler var. Bu da Türk makine sektörünün başarısı ve cam üretiminde önemli bir oyuncu olan Türkiye cam işleme makinalarında da hızla merkez olma yolunda ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan İstanbul Cam 2015 fuarındaki özellikle yabancı yoğunluğu da Türk makinecilerin yüzünü güldürmeyi başardı. Sektörün önemli oyuncularından olan Best Makina Fabrika Müdürü Oğuzhan Kukul, 2015 beklentilerini bakın nasıl anlattı. Türkiye'nin ve bölgenin en önemli cam endüstrisi fuarı olan İstanbul Cam 2015, sektörün lider yerli ve yabancı üreticilerinin katıldığı bölgenin en önemli uluslararası ticaret platformu niteliğinde. Türkiye'nin sektörde bölgenin dışına çıkıp dünyada söz sahibi olmasının bir göstergesi. Eskiden bu fuar sadece yurt içi müşterisine hitap ediyordu. Zamanla komşu ülkelere açıldı. Şu an bu fuarda Güney Amerika'dan, Türkiye Cumhuriyetlerden, Sibirya'dan, Batı Avrupa'dan ziyaretçileri görmek mümkün. Artık bu fuar Avrupa'daki fuarlardan rol çalmaya başladı ve gittikçe önem kazanmaya başladı. Fuarda kapı, pencere ve cam üzerine 3 farklı organizasyon var. Her alanda gerek sarf malzeme, gerek bu sarf malzemeyi işleyecek makine teçhizat donanım konusunda dünyada söz sahibi olmuş üreticiler var. Fuarda Türk yapı malzeme sektörü üreticileri de yeni tasarımlarını tüketicilerle buluşturdu. Fuara geniş bir standla katılan Best Makine, 1999 yılında Aydın Şardan tarafından kuruldu. Türkiye'nin ilk yerli formalı rodaj ve bizote makinesini imal ederek cam işleme sektöründe yerini aldı. Best Makine 1999 yılında kurulmuş bir şirket. Zamanla kadrosunu, makine parkını, imalat alanını geliştirdi. Bu geliştirmeyi yaparken hiçbir zaman gereksiz risk almadı. Kendinden emin adımlarla ilerledi. Pazarın verdiği güven ve destekle işlerini büyüttü. Zamanla teknolojisini artırdı. İnsan gücüne yatırım yaptı. İmalatının tamamını kendi bünyesine taşıdı. Araştırma geliştirme kadrosunu kurdu. Bu alanda yatırımlar yaptı. Ve bugün dünyada söz sahibi en büyük ilk 5 üreticiden biri haline geldi. Bizim üretimini yapmış olduğumuz makinalar ısı yalıtımlı çift cam uygulamalarına yönelik makinalar. Bugün mimaride görebileceğiniz veya soğutma endüstrisinde görebileceğiniz ikili, üçlü cam kasetlerini makinalarımız imal ediyor. Anahtar teslim tesisler kuruyoruz. Camın kesilmesinden yıkanmasına, ara boşluk çıtasının işlenmesine, arka dolgu macunlarının manuel veya otomatik uygulanmasına hitap edebilecek bütün makineleri verebilecek durumdayız. Isı yalıtımlı cam imalat makineleri konusunda geliştirdiği yeni ürünlerle Kocaeli Dilovası'nda 6000 metrekarelik yeni fabrikasında üretime devam ediyor. Geçtiğimiz 16 yılda farklı alanlarda yatırımını yaptı ama en büyük yatırımını insan gücüne yaptı. Şu anda genç bir kadroyla çalışıyoruz. Yaş ortalamamız 34.
Çok hızlı reaksiyon verebiliyoruz. Rakiplerimiz 60 yıllık firmalar, çok büyük Avrupalı üreticiler. Fakat müşteri portföyümüze baktığınız zaman birçok müşterimizin de bu firmaların eski kullanıcıları olduğunu görüyorsunuz. Bu da bize gurur veriyor. Oğuzhan Kokul, 25 metrekarelik bir alandan bugün dünyada sektörün önemli bir oyuncusu haline gelmelerinde genç kadronun özverili çalışmasına bağlıyor. Bugünler bizden çok uzaktaydı. İlk başta kimse bize inanmıyordu ama biz kendi yaptığımız işe inandık. Bu bir ideal. Biz yurt dışına açıldığımızda, bir fuara katıldığımızda ilk yaptığımız iş Türk bayrağını asmaktır. Bu bayrağa layık olabilmek bir sorumluluktur, bir şuurdur. Biz bu bilinçle hareket ettik. Hiçbir zaman emin olmadığımız bir ürünü piyasaya sürmedik. Yaptığımız bir yanlışın ileride bize ülke bazında döneceğini, yani ülkemize mal edileceğini düşündük. Bu sorumlulukla hareket ettik. Bu zamana kadar da Allah'a şükür hiç başımız öne eğilmedi. 4 kıtaya 56 ülkeye ihracat yapan Best Makine, tüm dünyaya yerinde teknik servis hizmeti veriyor. Best Makine bugüne kadar 56 ülkeye ulaşmış bir şirket. Bizim ihracata bakış açımız sadece satıp teslim etmek değil, aynı zamanda hizmeti de devamlı hale getirebilmek. Bugün birçok bölgede, Güney Amerika'da, Rusya'da, Balkanlar'da, Orta Doğu'da, Merkez Avrupa'da bayilikler oluşturduk. Bu bayilerimizin hepsini müşterilerimize yerinde hizmet verebilir hale getirdik. Bayimizin olmadığı yerlerde de direkt merkezden hizmet verebilecek konumdayız. Gün içinde stoktan parça teslimatı yapabiliyoruz. Zaten tasarım aşamasında biz uzun ömürlü, kolay servise ihtiyacı olmayan makineler tasarlıyoruz. Müşterilerimize bu güveni yaşatmış durumdayız. Evet Veda, Oğuzhan Bey'in açıklamalarını hep birlikte dinledik. Makine sektörü artık kendi sanayimizin gelişiminde büyük adımlar atmaya devam ediyor. Yani cam sanayinde olduğu gibi. Alın size Oğuzhan Bey'in açıklamaları ve ispatı. Evet Sami, Türkiye artık emek yoğun sektörlerden katma değeri yüksek ürünler üretmek zorunda. Bunu yaptığımız zaman daha çok gelir seviyesi ülkenin yükselir, daha rahat bir hayat yaşar tüm insanlar. Çünkü ürettikçe, ihracat yaptıkça insanlarımızın refah düzeyi yükseliyor. Makine sektöründeki bu gelişimi de görüyoruz. İlk başta da sadece Türkiye'ye hitap eden bu fuar artık bölgenin, Avrasya'nın en büyük organizasyonu oldu. Çok sayıda yabancı oyuncular katıldı. İşte Best Makine Sami 1999 yılında Aydın Şardan tarafından 25 metrekarelik bir dükkandan başlayan, sıfırdan başlayan yolculuk bugün sektörün en büyük oyuncularından birisi haline geldi. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın ilk 5 arasına girmeye başladı cam işleme makine sektöründe. Bu Türkiye adına çok önemli bir oran, başarı öyküsü. Rakipleri, bu sektörün rakipleri, dünyada söz sahibi olan firmalar sayımı 60 yıllık firmalar. Genç bir firmamız Best Makine onlarla rekabet ediyor. Artık hizmetiyle, kalitesiyle biz de varız diyorlar. En büyük özellikleri de kendi markalarıyla, Made in Turkey damgalarıyla ihracat yapmaları. Bu Türk sanayisinin markalaşma alanında da önemli bir başarı öyküsü. Evet Veda, artık Arge'nin tek başına hiçbir şey olduğu anlaşıldı. Arge tek başına önemli değil. Arge'nin yanına Best Makine'de olduğu gibi tasarımı da yanında koyarsanız, evet. Arge ve tasarım birleştiği zaman işte firmaların gerçek başarısı o zaman ortaya çıkıyor. Burada da göreceksiniz. Küreselleşen ekonomide kıran kırana rekabet yaşandığını belirten Oğuzhan Kokul'a göre yeni ürün geliştirmeyi başaran kuruluşlar ön plana çıkıyor. Arge gelişmenin birinci şartı, eğer kendinizi geliştiremezseniz, yeni çözümler sunamazsanız, kullanıcıların hayatını daha kolaylaştıramazsanız olduğunuz yerde sayarsınız ve bir süreden sonra popülerliğinizden kaybedersiniz. Bu işi yapan başka bir firma, kendini geliştirebilen başka bir firma geriden gelir ve sizin önünüze geçer. Eğer kendinizi büyütmek istiyorsanız kaliteye önem vermelisiniz. Arge'nize önem vermelisiniz. Yeni projelere, yeni inovasyonlara yatırım yapmak zorundasınız. Bugün Best Makine birçok makinasında kullandığı mekanizmaları patentle tescil etmiş durumdadır. Bu da bizim ayrı bir gururumuz. Kazandıklarını sürekli yatırıma dönüştürdüklerini belirten Oğuzhan Kokul, 2014 yılı hedeflerimizi tutturduk. 2015'ten de umutluyuz diyor. Fabrika üreten fabrika diyebiliriz. Geçtiğimiz yıl 30 tane anahtar teslim yapmışız. Müferit satışlarımız bunun dışında. 2014'te hedeflerimizin üzerindeyiz. %15'lik bir büyüme kaydettik.
2015 için de ümitliyiz. Büyük hedeflerimiz var. Yeni makina, yeni tasarımlar planlamaktayız. Bunların da bütçemize, şirketimize olumlu yönde yansıyacağını düşünüyoruz. Oğuzhan Kokul, Türk mühendisliğinin gücünün yüksek teknolojili ekipman ve üst seviye çelikle harmanlayarak dünyada ürün geliştirme bakımından önemli bir yere sahip olduklarını belirtiyor. Bizim en büyük düşmanımız Uzak Doğu. Bir tarafta genç bir firma olarak biz varız, diğer tarafta 60 yıllık rakiplerimiz var. Bugün gerek ürün yönetimi, yani bir ürünü nihai ürün hale getirdikten sonra, bunu ticarileştirdikten sonra bu ürünün kaderini takip etmek zorundasınız. O ürünün pazardaki performansını takip etmek zorundasınız, yönetmek zorundasınız. Yapmış olduğumuz yatırımın, emeğin karşılığını almaktan dolayı gurur duyuyorum. Biz müşterilerimize güvendik. Onlara iyi hizmet vermek için çalıştık. Onlar da bunun bize karşılığını verdiler. Bizi bu noktaya taşıdılar. Buradan tüm emek veren, tüm destek veren dostlarımıza da teşekkür etmek isterim. Çok genç bir kadroya sahip olduklarını belirten Oğuzhan Kokul, bir fabrikayı ısı yalıtımlı cam imalatı alanında her çeşit üretimi yapabilecek duruma getirme kapasitesine sahip olduklarını belirtti. Best Makina sunduğu ürünler gereği bir yatırım aracı satan firma. Yani fabrikayı kuran bir fabrikayız. Bunu yapabilmek için de kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. 2014 yılı itibariyle kendi imalat alanımıza ve makine parkımıza yatırımlar yaptık. Bu yatırımlarla beraber yeni iş kollarına, yeni ürün segmentlerine de giriş yapacağız. Bugüne kadar yaptığımız işten kazandığımız bütün parayı yine işimize yatırdık diyebiliriz. Best Makina 90 kişinin üzerinde bir kadroya sahip ve kadronun büyük bir yüzdesi teknik kökenli kişilerden oluşuyor. Şirketi mühendis kadrosu yönetiyor. Bu bize daha analitik düşünme yetisi kazandırıyor. Bizim şirket içindeki en büyük kavgalarımız bir tasarımın, bir ürünün nasıl daha iyi performans verebileceği yönündedir. Bu konuda kendi içimizde ciddi mücadeleler veriyoruz, alternatifleri tartışıyoruz. Kendimizi geliştirmek için önce kendi içimizde ciddi bir mücadele veriyoruz. Ondan sonra bunu prototip ve ticari aşamaya getiriyoruz. Dünyada ikinci sırada yer alan Türk müteahhitlik sektörünün başarısı, yapı sektörünün ve bu sektöre makine imalatı yapan kuruluşlara büyük katkı sağlıyor. Biz her ne kadar makineci olsak da yaptığımız makineler inşaat sektörünün bir yan koluna hitap ediyor. Son yıllarda Türkiye inşaat konusunda ciddi yatırımlar yaptı. Gerek hükümet politikaları bunu destekledi, kentsel dönüşüm projeleri bunu destekledi. Gerekse ülkenin coğrafi olarak bölgede önem kazanmasıyla yurt dışı yatırımcılar gelip Türkiye'de inşaat sektörünü hızlandırdı. Bu da bizim büyümemizi olumlu yönde etkiledi. Bizim ana pazarımız Türkiye değil, biz ihracatı yüzdesi olarak daha yüksek olan bir firmayız. 56 ülkeye ulaşmış durumdayız. Bu ülkeler arasında Güney Amerika var, Orta Doğu ülkeleri var, Hindistan pazarı var. Bu ülkelerin hepsinde inşaat hızlı yükselen bir sektör. Biz de bundan mümkün mertebe pay almaya çalışıyoruz. Bak, Ar-Ge ile tasarımı birleştiren firmalar nasıl başarılı oluyor? İşte size şahit. Bu kadar. Evet, gerçekten tabii bunda Aydın Bey'in önemsi, Aydın Bey'in şu özelliğini de ön plana çıkartmak lazım Sami. Çünkü firmayı tamamen profesyonel yönetiyor şu anda. Oğuzhan Bey gibi mühendislerin el birliğiyle firma bugünlere geldi. Yani profesyonel kadroyu yetkiyi tam verebilmek de önemli bir şey. Mesela bir ürünü geliştirirken diyor, en büyük bizim sektörümüzde, fabrikamızda kavgamız Oğuzhan Bey bu şekilde oluyor diyor. Yani bütün mühendisler toplanıyor, yok burası böyle olsa daha iyi olur, burası bu şekilde olursa daha iyi olur diye günlerce tartışarak o ürün daha iyi, daha rantabl sanayiciler arasında kullanılması açısından tartışmalar oluşuyormuş. Tabii artık yoğun rekabet ortamında birim maliyeti çok önemli üründe. Onu sağlayabilmek için de teknolojik makineler olması lazım. Bu teknolojik makinelerde bu tür Türk firmaları üreterek dünyadaki sanayicilerin hizmetine sunuyor. Ve kurumsallaşmayı da böylece Aydın Bey bir anlamda tamamlamış da oluyor ve sürekli kılmış da oluyor. Ve Türk makine sektörü dünyada biz de varız diyor. Ar-Ge'mizle varız, kurumsallaşmamızla varız, tasarımımızla varız diyor. Türkiye'de üretilen makineler Türkiye'nin sektördeki rekabetçiliğini de artırıyor. Dünyada önemli bir konuma getirmiş oluyor. Oğuzhan Kokul, en büyük amacımız Türkiye'yi kaliteli bir makine üreticisi olarak dünyada ön plana çıkarmak diyor. Türk makine sektörü
pazarda oldukça önemli bir yere sahip. Fakat baktığınızda hala bazı firmalarda yaptığı işin ciddiyetini idrak etmeme gibi bir problem var. Biz yurt dışına açıldığımız ilk yıllarda, yani 2000'lerin başlarında en büyük problemimiz Türk makinacılarının, genel olarak Türk makinacılarının veya Türk donanımının, sarf malzemesinin düşük kalitesiydi. Biz bu algıyı kendi sektörümüzde yıkmak için ciddi mücadeleler verdik. Kendimizi kabul ettirmek için, bilhassa Avrupa pazarına girebilmek için ciddi mücadeleler verdik. Fakat bu hala daha diğer firmalar tarafından özümsenmiş değil. Bir hata yaptığınızda veya bir başarıya sahip olduğunuzda bu ülkeye mal ediliyor. Bireylerin başarısı toplumların kaderini etkileyebiliyor. Bu noktada hala daha yol almamız gerektiğini, ülke bazında yol almamız gerektiğini düşünüyorum. İhracata dönük ekonomik kalkınma modelini benimseyen Türk ekonomisinde makine sektörü her geçen gün önemini artırmaya devam ediyor. Oğuzhan Kokul, dünyada Türk makinesinin kalitesiyle, servisiyle tercih edilir duruma geldiğini belirtiyor. Türkiye coğrafyasının avantajını kullanabiliyor burada. Yani düşük maliyetle, kabul edilebilir marjda sunulan yatırım maliyetleri, diğer taraftan da Avrupalı ürünlerin, makine olsun, sarf malzeme olsun, onların kalitesinde ürünler sunabildiğimiz için Batı ile Doğu arasında bir köprüyüz. Hem kültürel olarak hem Doğu kültürlerine çok yakın adapte olabiliyoruz, hem Batı kültürlerine adapte olabiliyoruz. Ticari anlamda da İki coğrafyayı buluşturabilen bir ülke Türkiye. Bu ülke olarak hepimizin avantajına. Kule, konut ve plazaların önemli bölümünün dış cephesini de oluşturan camlar, estetiğin yanında aydınlık, ferah mekanlar yaratıyor. İklimlendirmeye katkı sağlıyor. Camın her geçen gün hayatın içinde kullanımının artması, ısı yalıtımlı cam imalat makineleri sektörünün gelişmesine neden oluyor. Cam sektörünün kentsel dönüşümden beklentisi yüksek. Kentsel dönüşümle beraber evet yeni binalar yapılıyor, fakat yapılan binaların standartları da yüksek. Gerek ısı yalıtımı olsun, gerek konstrüksiyon olarak Avrupa standartlarını yakalayan binalar yapıyoruz. Bu ülkemiz adına bir kazançtır. Son yıllarda en önemli olan şey enerji tasarrufu politikalarıdır. Avrupa'ya baktığınız zaman bundan 10 yıl önce uygulanan çift cam standartları daha Türkiye'de yeni yeni uygulanmaya başlıyor. Avrupa bundan yıllardan beri ciddi tasarruflar sağlarken Türkiye daha bu noktalara yeni ulaşmaya başladı. Ürettiğimiz makinelerde enerji tasarrufu konusunda gerek enerji sarfiyatı gerek ürettiği ürünün enerji tasarrufunun önemiyle ülkemiz için ciddi kazançlar sağlıyor. Türkiye'nin tek çıkış yolunun üreterek ihraç etmek olduğunu vurgulayan Oğuzhan Kokul, Made in Turkey damgalı ürünleri dünyaya tanıtmanın gurur verici olduğunu söylüyor. Biz bir endüstriyel araç satıyoruz. Bu ürünün en önemli yönü işletme maliyetinin düşük olması lazım. Yani daha az yedek parça ihtiyacı olması lazım. Daha az enerji kullanması lazım. Daha az işçilikle daha çok ürün üretmesi lazım. Bizim Avrupalılardan en büyük farkımız daha düşük yatırım maliyetiyle daha fazla ürün üretebilen makineler, daha az enerji tüketen makineler, daha az sarf malzemeye ihtiyaç duyan makineler üretiyoruz. Türk vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum. Biz bu vatandan ekmek yiyoruz, yatırımımızı da bu topraklara yapıyoruz, insanımıza inanıyoruz. Her Türk vatandaşı vatandaş olarak sorumluluğunu yerine getirirse, vatandaşlık bilinciyle hareket ederse bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok, ulaşamayacağımız hiçbir yer yok, başaramayacağımız hiçbir proje yok. Zaten bugüne kadar yaptığımız projeler, imza attığımız işler bunun bir göstergesi. İnşallah daha da iyi olacak. Evet, pek çok aşamayı kendi içinde geçirip Türk sanayine önemli bir katkı sağlanmış oluyor baktığımızda Veda. Şimdi doğrusu bu şimdi. Evet Sami, 56 ülkeye ihracat yapan bir firmadan bahsediyoruz. Makine alanında bu makineleri yıllar önce tamamen ithal ediliyordu. Fuarda da onu gördük. Hala ithalatçılar var ama yerli üreticilerin yanında onların artık esamesi okunmuyor. Türkiye'nin başarısı, Türkiye'nin kalite ürünleri sadece Türk sanayicilerinde değil, dünyanın birçok ülkesinde kullanılmaya başladı. Zaten 2023 yılında makine sektörünün 500 milyar dolarlık ihracat hedefi var. 500 milyar dolar ihracat hedefinden sektörün hedefi 100 milyar dolar alabilmek.
Yani ihracatın %20'sini biz yapacağız diyorlar. Şu anda Türkiye'nin ihracatının %10'unu bir sektör yapıyor. Bunun için de BES makine gibi firmaların daha çok çalışması lazım. 25 metrekarelik alandan başlayan yolculuk bugün dünyada önemli bir oyuncu oldu. Bunun gibi yüzlerce firmamız olduğu zaman bu hedefe ulaşılabilir diye düşünüyorum. Gerçekten güzel bir organizasyon oldu. Sanayiciler önemli bağlantılar yaptılar ve 2015 yılında iyi geçeceğini gösteriyor. Tabii bu sektörün gelişimine Sami, inşaat sektörünün gelişimine çok önemli. Dünyada ikinci sırada Türk müteahhitlik sektörü. Onların yanında bu tür yan sanayi de giderek o bölgelerde Türkiye'nin bayrağını dalgalandırıyorlar ve Türkiye'ye döviz kazandırıyorlar. Yollar açık olsun diyorum. Türkiye'nin vatanseverleri diyorum ben bu sanayicilerimize. Hem imalat sanayinde faaliyet gösteriyorlar, hem milliyetçilik, vatanseverlik bu. Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtarıyorlar ve Türkiye'nin ekonomik askerleri bunlar. Aynen öyle. Çok güzel özetledin. Evet.